Aynı iç Selma. İçiyorum Ercan. İç Selma. İçiyorum hayatım, dur. Daha bu benim doldurduğum bardak değil mi? He, soğumuş mu? Duydunuz gönül dostları, çayı da ben doldurdum aslında, haberiniz var. Selamun aleyküm gönül dostları. Hayırlı günleriniz olsun. Moral süper ama ben işe gideceğim. Selamun aleyküm değerli kıymetli. Almanya'da gurbetçi ailenin gönül dostları. Hoş geldiniz efendim evimize. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Valla bizi de soracak olursan şükür Rabbime iyi diyelim, iyi olalım gönül dostlarımız. İyi. Azıcık daha çok iyi şükür, oldu. Çok şükür Rabbime binlerce kez şükür olsun. Ben iyileşiyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Bizim gibi hasta, nice bizden daha zor günler geçiren nice gönül dostlarımız var. Allah'ım onlara hastalıklarında şifalar versin. Gerçekten o kadar zor oluyor ki gönül dostları, hasta olan bilir derler ya. Ayşe Güler bacım kızı da hastaymış. Allah'ım şifasını versin. Ailesine de şifalar versin. Hatice ablamın evladı rahatsızmış bacağından. Allah'ım onlara da şifalar evet. versin. Çok çok o kadar olsun. Çok gönül dostumuz var ki hastayız Selma. Biz de hastayız, iyi değiliz. Neşe İbil kız kardeşim. O da rahatsız. Allah'ım o da dualar bekliyor gönül dostları. İnanın o kadar çok dua bekleyen gönül dostlarımız var ki. Canlar birbirimize dua edelim, birbirimize hayır senatlar yollayalım. Gerçekten ihtiyacımız var. Zaten biliyorsunuz dünyamız dünya artık hastalıktan, virüsten. Buna da şükür, bu da gelir geçer diyor. Evet canlar. Evet canlar. Ercan gidiyor. Abbas yolda. Bu arada ben Rafa'dan Tayfa'ya bakıyorum. Efendim Ercan gidiyor. 3 gün raporluydu. 3 günde kendi normal izni vardı. 6 gün Ercan bizimle evdeydi. Ondan sonra izinler bitti. Anladı Ercan, konuş gideceğim. İzin bitti, tatil bitti, rapor bitti Ercan yolcu. Bugün de öğlenciyim. Bugün günlerden pazartesi. Öğlen gideceğim. Akşam saat 11 civarında eve geleceğim geri gönül dostları. Efendim benden selam isteyen bir kız kardeşim var. Kendisi de benim gibi gurbetçi, Almanya'da yaşıyor. İsmi Çiğdem, eşinin ismi Murat, oğlu da Mesut. Buradan o güzel kıymetli ailemize selamlar, sevgiler çok gönderiyoruz. Selamlar. İyi ki varsınız Çiğdemciğim. Her zaman desteksin, her zaman yanımdasın. Sizi seviyorum güzel ailemiz. Gel Allah'ımıza emanet olun. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Kızlar canını her şey yapmadan hemen bir selamımız daha var. Kıymetli bir bacım da selam istemişti. Selma Hanımcığım dedi, bir dahaki vlogunuzda dedi bize de selam gönderir misin? Münih'te kalıyorlar. Onlar da bizim gibi gurbetçiler. Aytül ve Serkan kardeşlerimize. Aynısı. Batı Trakya Türklerinden efendim. Buradan o kıymetli Aytül ve Serkan kardeşime selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Güzel ailenizi. Flensburg'dan kucak dolusu selamlar. Selamlar. Canım benim çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yollarımız kesişmiş. Sizin gibi güzel ailelerle birlikteyiz. Ben hastayken, Ercan hastayken o kadar çok kıymetli kardeşlerimiz bize hayır dualarını gönderdiler. Selamlar yolladılar. Bizler için dualar edenler o kadar güzel. Anne nasihatıyla yazıp ah yanında olsaydım Selma'm diyen Sevgi ablama, Belgin ablama gerçekten minnettarım. İyi ki varsınız. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Yorum yazan yazmayan tüm gönül dostlarıma evet. çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz efendim. Küçüklerimize sevgi selamlar gönderiyoruz. Şimdi de Adnan Emine Düzgün bacım mesaj yazmış. Emineciğim buradan sana da çok selamlar. Enişteme de selamlar olsun. Şimdi yorumunu, senin mesajı gördüm burada. Tesadüf bak vallahi burada gördüm. Ben gideceğim. Sen ne yapıyorsun bugün? Selma. Neyse kızlar biz konuya gelelim. Ercan işe gidecek. Ercan gitmeden ben de uzun zamandır beklediğim kargom vardı biliyorsunuz. Dün geldi. Mutluluktan uçtum. Başı hediyemdi. Canlarımdan bana hediyeydi efendim. Yani kızlarımın hediyesiydi. Gelin bakalım. Aç bakayım. Bayağı uzun sürdü. Bakalım neler gelmiş bana. İki hediye beraber gönderilmiş gönül dostları. Birisi bu. Ver Ercan onu bana. Sen onu. Şimdi bunu göstereceğim canlar size. Bunu çıkarayım mı? Hadi kutu açılımı yapıyoruz kızlar. Çıkar çıkar. Bana halı sipariş vermişler. Kızlara da diyordum bir halı alacağım.
Tuğçe ile Sude de tutmuş bana. Ne kadar hafif değil mi? Bu da neymiş? Milano halısıymış efendim. Türkiye'den geliyor, Milano halısıymış. Kaymaz taban güya. Siz söyleyin. Makinada yıkana hayır bile. Benim toz alerjim var ya canlar. Bu evdeki halım aslında çok iyi de o yıkanmıyor makinada. Benim de toza alerjim var deyince kaşınıyorum işte. Neyse bu halıyı sipariş vermişler. Gel bakalım Ercan. Kızlar. Tuğçe şöyle yap. Hayatım şöyle. Bakın canlar. Tut hayatım tut. Tutayım da bilemem abi. Rengini böyle almışlar. Rengi güzel. Böyle fena değil. Gibi değil mi? Ben aslında niye böyle rengi seçtiniz ki? Rengi? Leylak rengi mi oluyor bu? Evet. Gül kurusu mu oluyor? İşte kızlar. Bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyor. Gözüküyor. Bu tip böyle bir halı. Anam bu da çok. Ay deptik. Yavaş çayda kızım. Halı çok büyük Ercan. Halı çok büyük geldi. Benim Sude'ye dedim ki kızım dedim siz madem halı verdiniz bana dedim metresini falan biliyor musun dedim. Anne dedi biz onu hallettik babamdan dedi. Almıştık metresini. Ben... Ay Selma beni mi şikayet ediyorsun? Evet seni ne şikayet yapayım, ediyorum. Selma. Halıda da aynısını yaptı. Ben Ercan'a hiç kendim ah çocuklara diyorum ki kızım hediye dahi alacaksanız önceden bana söyleyin. Ne yapacaktın? Ercan bu çok büyük bu uzayacak böyle kocamana. Koltuğun altına yolla. Ben sevmiyorum öyle işte. Aa Selma. Ha işte boşu boşuna evde bir halı daha atılacak. Onu değiştirdik bence şunun boyunda halı. Neyse biliyorum gene doldu değil mi benim? Evet doldu. Canlar. İkinci olan hediyemiz de şöyle göstereyim size. Dur çıkarayım. Saklama kabıymış. Evet. Değerli gönül dostları. Ben çay aldım. 12 adet böyle. Sen zaten anca çay alırsın Ercan'cığım. Başka bir şey bilmezsin. Ben gideceğim ya. Tamam sen gideceksin. Sen çayın içen güzel o. Hı? Ercan çay içsin gönül dostları. Tamam Selma'cığım. Ama güzel değil mi ablar? Onlar da ben verdim. Ver ben açayım. Kızlar böyle bakın. Aa, bak böyle çıkacak Selma. Bak. 12 adet. 4 tane büyük boy, 4 tane bu boy, 4 tane de küçük boy. Mini boy kızlar. Efendim büyük, orta, en küçüğü. Evet. Hepsinden de 4'er tane. Evet. Böyle de kablo şey şuraları da çok güzel değerli kapakları dostlar. Özellikle de bu koyu rengini almışlar. Benim mutfak böyle ya. Kızlar da tutmuşlar. Bir de bunu sipariş vermişler değerli gönül dostlar. Şu gördüğünüzde de 12.99 yani 13 euro. Şu gördüğünüz 13 euroya geldi. Vallahi halı da kaç liraya geldiydi? 65 lira mıydı halı? Yani toplamda 75 euro paramız gitti. Kızlar siz hesaplayın. Ben şuralara bir daha makine vurayım, süpüreyim. Bir halıyı sereyim. Bir de halının üzerinin neyini süpüreyim şöyle. Şöyle bir bakayım nasıl hemen olacak. Hemen ilk günde halini yıkama ha. Şimdi yıkamam. Olacak. Anne tamam onu tek başına yapamazsın. Babam şimdi gidecek. Ama o gitsin ben daha rahat yaparım. Koltukları falan çekemezsin. Ben yok, çekerim kızım. Kızım bunda yapar. Babanla hayatta yapmam. Ya bir babanla biz böyle evde beraber iş yapınca ben... gidiyor benim beynim. Şarteller. Kavga ediyor. Ben bir ortalığı toplayayım canlar şuralara. Ondan sana hiçbir şey beğendiremiyorum Ercan ya. Ercan Bey'i de ben bir işe göndereyim. Benim bu beni Ege'de yollayacak kimde geliyor. Vallahi gitsin. Anam sizin kocalarınız da işe gidecekse hemen gönderin kız. Vallahi benim şu boyu gördüm. Ah ne diyeyim canlar. Hadi kızlar. Ercan abiniz çayını içsin. Ben de şuraları bir toplayayım. Sonra tamam, mutfakta buluşalım sizinle. Ercan abiniz işe yolladım. Vallahi kızlar bugün keyif beni sinir etti gene. Halıya biraz moralim bozuldu. Çok büyük geldi. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir oraları bir düzenleyeyim. Halıları bir değiştireyim. Son halini size siz söyleyin artık fikrinizi. Keyfim kaçtı. Ercan'a da sinirlendim. Ne yalan söyleyeyim. Hadi dedim artık git gidiyorsan ben işim var dedim. Bugün sarma saracağım dedim. Değerli gönül dostlarım. Gelin bakın. Küçük bir lahana almış Ercan. Geçenlerde evde de duruyordu bayağıdır. Ben de kalktım işte. Su koydum. Suyumu kaynattım canlar. Ondan sonra da lahanalarımı bakın bu şekilde 3 bölüme böldüm. Ortalardan da şöyle ufak ufak şu şekillerde gönül dostları kestim. Şimdi bunları böyle bunun içine atacağım. Burada haşlayacağım canlar. Böyle bir kendilerine gelsin. Kaynamış su da kendilerine gelsin. Şöyle bir yumuşasınlar. Sabah erkenden kalkmıştım. İçimi hazırlamıştım. Size içimi de göstereyim. Hafif soğudu içim. Ben bunu normalde ben her zaman böyle şeyleri yaprak sarayım, dolma sarayım. Genelde çiğden yapıyorum kızlar.
Hani bizimkiler Çiğden'i de seviyorlar. Bu sefer de zamanım vardı. Aman dedim bu şeyi de, bu sarmayı da dedim şey yapayım. Siz söyleyin, kavurarak yapayım. Yani şimdi diyeceksin ki Selma çok fazla. Evet, bilerek fazla yaptım canlar. Bunlarla şey yapacağım. Yap artanıyla yaprak saracağım. Bir de bende azıcık böyle kuru biber dolması var. Kızlar Türkiye'den getirmişti böyle azıcık bir şey. Onu da dolduracağım ama onları da başka, hani içlerini dolduracağım, kaldıracağım. Başka zaman pişireceğim. Önce bu lahanalarımı yapacağım. Şu fazla haşlanmasın. Kızlar arada şuna da bakayım da, aman çok da haşlanır bir sefer saramam. Şöyle biraz daha dursun. İçinde ne var kızlar, biliyorsunuz mu kızlar? Böyle bile yenirdi. Ben böyle oturur yerim ha bunu. Yedin mi? Aferin Tuğçe. Tuğçe hemen yemiş. Canlar bunun içinde neler yok ki, neler yok. Ah, hangi birini anlatayım. Bunun içine bolcaman kuru soğan doğradım. Ondan sonra domates salçası, biber salçası attım. Ondan sonra yıkadığım pirinçleri attım. Şöyle bir kavurdum kızlar. Tabi zeytinyağıyla birlikte. Zeytinyağı derken önce ayçiçek yağı kullandım. En sonuna hani kapatmaya yakın sıvı zeytinyağından kullandım. İçine pirinci de attıktan sonra güzel böyle biraz daha pişirdim. Pişirdikten sonra nar ilişkisi, kesme şeker, şurada gördüğünüz baharatların hepsi, kuru nane, kırım, tatlı toz biberi, yaprak biberi, keki, kimyonu, tuzu, karabiberi saydım, kuru naneyi saydım, kuru dereotu, dereotu da attım. İçine iki diş sarımsak da rendeledim kızlar. Onları da hepsini kavurdum soğanlarla birlikte. Daha ne yaptım kız? Kuru maydanoz, taze maydanoz, biraz limon suyu. Güzel böyle bir iç çıktı. İnanın tadı o kadar güzel oldu. O kadar güzel oldu. Bakın benim lahanalar haşlandı. Ben şunları alacağım. Yeter. Çok da haşlanırsa bu sefer sarmakta zorlanırım. Şöyle koyacağım. Vallahi böyle elim kolum kalkmıyor ha. Ama işte mecbursunuz. Lahana da alınmış gelmiş. Çöpe de atamaz. Zamanında da istiyorduk ama. Ercan'ı biliyorsunuz, hele hele ben hasta olunca böyle şeyleri pek arar. Şöyle şundan mı olsa da yesek, bundan mı olsa da yesek. Seni delirtene kadar uğraşır gönül dostları. Mecbur kalıyorsun ya. Sen babam dedin de babam mesaj yolladı şu an. Şimdi mi? Aa, babayın zaten. Şimdi işe gitmiş efendim, hemen oradan bana sesli mesaj yollamış. Duydunuz mu? 17 dakikalık. Duy. Niye gitmiş de 17 dakikalık bana mesaj yollamış? Kızım ne diyorsun sen? Ben ne bileyim. Bunu da attım. Şimdi bu da haşlansın. Evet canlar. Bakın ben lahana şey içimi böyle bir kabın içine aldım. Tenceremi yıkadım. İçine bir tabak koydum. Bakın bunlar da haşlandı kızlar. Şimdi Allah'ın izniyle bunları sarmaya başlayacağım. Çayımı da yanıma aldım. Burada da o hani kırık dökükler vardı ya, minnaklar. Şöyle göstereyim. Onları da içinden sarılacak olan varsa alırım. Yoksa bunları da daha sonra kapuska olarak pişireceğim. Size de göstereyim. Canlar ben lahanamı sarmaya başladım. Bakın kızlar. İşte bakın bu şekilde sarıp sarıp tenceremin içine göndereceğim. Böyle bir tabak aldım elime. Şu arada yanlarını kapatabildiğim kadar kapatıyorum. Ondan sonra da vallahi biraz büyük büyük olacak ama ne kadar küçük yapayım desem de yok. Aslında ben daha böyle minnak minnak sarardım da kız vallahi halim yok gönül dostları. Vallahi şöyle seçiyorum işte, bakıyorum. Şu kaba olan yerlerini alacağım bıçakla. Canlar işte böyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Aslında ben size bugün gurbete geldiğine pişman olan bir kız kardeşimin hayatından böyle bir ufacık bir şey anlatmak istiyorum. Sizi de sıkmak, bunaltmak istemiyorum. Hem iş yaparken sizinle sohbet etmiş olurum. Hem de ben de lahanalarımı böyle rahatça sararım, değil mi kızlar? Sarıp sarıp şöyle koyayım. Gönül dostları, gerçekten her halimize şükürler olsun. Vallahi Allah'ım kimsenin var ya huzurunu bozmasın. Huzurunu bozacak insanları. Rabbim kimsenin yuvasını bozmaz. Kimsenin ocağına kötülük getirmez ama maalesef bazı insanlar merhametsizse, kötüyse ve senin hayatına musallat olmak istiyorsa her sen ne yaparsan yap. Maalesef o gelir seni bulur gönül dostları. Şimdi size burada anlatacağım bir kız kardeşimin hayatı beni o kadar çok etkiledi, o kadar üzüldüm ki.
Efendim böyle biraz üstü kapalı sohbet ettik, konuştuk işte. Ah abla dedi, gurbetin dedi gözü kör olsun dedi. Niye ki dedi şu gurbete geldik ki dedi. Ay işte dedi kız nasibimiz ki buraya gelmekmiş dedi. Geldik de ne oldu ki dedi. Merhametsiz bir ailenin eline düştüm. Hayatımda hani evlendim mi, genç kız mıydım, gelin miydim dedi. Hiçbirini yaşamadan dedi. Maalesef koca bir dedi ömrüm geçti gitti dedi. Merhametsiz insanların elinde dedi. Efendim kız kardeşimiz 17 yaşına geldiği vakit tabii ki hani Avrupa iyi hayırlı kısmet oluyor ya. Hiç kimse sormuyor. Kızım sen okuyacaksın mı? Veyahut da seni evlendireceğiz. Evlilik yapmak ister misin? Hani eskiden kim sorardı ki? Eğer güzelsen, çok güzelsen, bir de böyle boylu posluysan, ondan sonra hemen senin isteği dünürcülerin çıkar. Hemen ailede iyi bir kısmet deyip böyle iyi yani şey dış görünüşüne aldanıp hemen sana o aileye okey derler. Hiç size sormadan, soruşturmadan eline verirler çeyizini kader olarak eliğin ortasına oturtturlar. Hadi kızım, hadi biz senin bahtını yaptık, tahtını Allah yapsın. Yolun açık olsun der, gönderirler. Hiç tanımadıkları, bilmedikleri bir ülkeye. Hani hayırlı kısmet ya, git ne yaparsan yap derler. Geldiği yerde kimin var, kimsen yok. Gurbette tek başınasın. Tanıdığın hiç kimse yok. Dilini bilmiyorsun. Hiçbir şeyini bilmediğin bir hayatta gelir gözünü açarsın. Daha küçücük yaştasın efendim. Hiç tanımadığın bir adam senin kocan olur. Hiç tanımadığın insanlar senin yaşayacağın insanlar olur. Kaynana, kayınpeder. Eğer iyi çıkarsa şansına sen dünyanın en şanslı kadınısın. Eğer bir de hayırsız, merhametsiz çıkarsa karşına kocan da kocayın ailesi de dünyanın en bahtsız insanı olursun efendim. Gerçekten gönül dostları böyle hayatlar var biliyor musunuz? Bizim kızımız da gelin oluyor, geliyor. Geldiği yerde maalesef şiddet var, acı var, hüzün var. Var her şey var yani. Hep zannedersem eşinin ailesiyle birlikte yaşıyorlar. Onlarla birlikte bir hayatları var. Kayınvalide evin şeyi tabii ki ne derse o olacak kısmı. O her şey ondan bitiyor. Bizim kızımız da gelin ya, yap, pişir, taşır, yıka, kaldır. Söz hakkısı olmayan, otur denilince oturulan, kalk deyince kalkan, kaynanaya, kayınpedere gelin, kocaya da karısı olacak biri olarak gözüküyorsunuz. Hani böyle eşimle çıkayım, geziyim, kendi evim, kendi barkım yok efendim. O yüzden ben hep ne diyorum biliyor musunuz? Allah'ın merhametsiz kocaya hiçbir kadını düşürmesin. Eğer kocanız var ya iyi olursa ister gurbet olsun ister olmasın gönül dostları. Eğer kocalarınız merhametli, Allah korkusu varsa size var ya dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın cenneti yaşattırırlar. Vallahi bakın ama merhametsizse hayatınız acı dolu olur. Gerçekten bakın hani mutlu bir evliliğiniz olmaz. Oradan doğacak çocuklar bile hani hayata 1-0 yenik olarak gelirler biliyor musunuz? İşte bu kız kardeşimiz de aynen böyle. Bir evlilik yapıyor. Geldiği yerde sevmediği bir adamla mutsuz, üzüntülü, adapte olmaya çalışıyor ama bir türlü o adaptayı hani oraya uyum sağlamayı ona fırsat vermiyorlar ki gönül dostları. Keşke fırsat verseler, keşke böyle bir yavrum kuzum diyen olsa, böyle bir saçını seven olsa. Nerede? Düşünebiliyor musunuz? Fazla hani derinlere de girmek istemiyorum. İnanabiliyor musunuz? Hamilesin, doğum yapıyorsun ve doğum yaptığın zaman kocanın ailesinden, büyük yani birinden şiddet görüyorsun. Hani lokusalar, hani bir kadın doğum yapar. Yatağında yatar, ona hizmet edilir, bakılır, ilgilenilir değil mi? Hani insan ya, insan sonuçta. Ama yok, bu kızımız maalesef şiddet görüyor. Doğum yapıyor, evine geliyor. Ama maalesef artık o anki kişinin psikolojisi neyse bilemiyorum. Kızımıza şiddet uyguluyor, kıza susturuyor. Susacaksın. Eğer bir yerlerde birilerine bir şey anlatırsan işte tehdidiyle susmak zorundasın. Biri sorarsa ne oldu diye.
İşte kapıydı, işte duvarıydı, işte şuydu diyeceksin. Çocuk vurdu, şu vurdu. Öylelikle konuyu kapatacaksın. Yani hem şiddeti uyguluyorlar hem de susturuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın böylesi kötülere fırsat vermesin. Bazen diyorum ki iyi ki cehennem var diyorum efendim. Ve bu kızımız böyle bir ömür, böylesi insanların hani uzun yıllar bu insanların bu şiddetiyle, bu bitmez bilmez merhametsizlikleriyle bir hayat yaşıyor. Yani istiyor ki böyle kendi evim olsun, kendi yaşayacağım alanım olsun, en azından yine kocamla bir yerimiz olsun. Hani rahat bir nefes alayım, yıllarca çektim, ayrı bir hayatımız olsun. Ama koca yok, aile de biraz tutumlu bir aile, her şey o olmaz, o alınmaz, bu verilmez. Nereye kadar efendim? Kızımız böyle acılarla yaşıyor, yaşıyor, şiddetlerle yaşıyor, yaşıyor. Artık bunalıyor biliyor musunuz? Bu evlilikte evlatları dünyaya geliyor. Artık evlatlarının da hani gözü önünde bu şeyleri yaşamak istemiyor. Çünkü artık yoruluyorsun. Dayanacak gücün kalmıyor. Bir yerde diyorsun ki yeter ya diyorsun. Bıktım artık diyorsun. Ondan sonra o evden kaçmak gitmek istiyorsun. O evden kaçıp kurtulmanın özgürlüğün bedeli de bir 20 yılın geçiyor evin içinde acılarla, üzüntülerle. Düşünebiliyor musunuz? Gurbettesiniz. Hiç kimseniz yok. Şiddete uğruyorsunuz. Susuyorsunuz. Ha diyeceksiniz ki ay Selma gitseydi evden polise şuna buna. Öyle kolay değil gönül dostları. Vallahi öyle kolay değil. O zamanki şartlarda diliniz yok, bir şeyiniz yok. Gideceksiniz. Kime ne anlatacaksınız ki? Ne diyeceksiniz ki? Hemen sizi tehdit ederler. Ha işte çocuklarını alırız, götürürüz babanın kapısını atarız. Ne halin varsa bir. Bir tarafında çocuğun. Çekip gitsen o evlatlarından uzak kalacaksın. Yani ya düşünürsen o kadar acı oluyor ki. Allah'ım hiç kimseye böyle acılar yaşatmasın. Hiçbir kadınımıza. Ve bu kızımız bu gurbete geldiği günden belli gözyaşı döküyor. Keşke gelmeseydim. Allah'ım nereden ben bu gurbetin yoluna geldim diye ailesine ailemi diyor hiçbir zaman affetmeyeceğim ablacığım diyor. Hani diyor bana diyor böyle bir acı yaşatıldığı için diyor beni diyor bu gurbete gönderdikleri ve bu acıları bana yaşattığı için diyor ailemi de diyor hiçbir zaman diyor affetmeyeceğim diyor. Çünkü diyor o kadar acılar çektim ki diyor. Yani ben fazla da derinlere girmek istemiyorum. Siz anlayın merhametsiz insanların bir kadına, bir gencecik kıza neler yapacağını siz tahmin edin. Ben fazla hani demeyeyim. Olur yani rahatsız olurlar. Efendim bu özgürlüğe kavuşmanın bedeli tam 20 yılı buluyor. Artık o evlilikten doğan çocuklar biraz da olsa büyüyorlar. Ondan sonra hanımefendi de artık biraz kendini geliştiriyor. Artık oranın Almancasını şununu bununu öğreniyor. Ondan sonra ne yapıyor? Yeter artık diyor. Ya diyor ayrı bir hayat diyor. Ya da diyor bana rahat bir yaşam verilecek. Ya da diyor ben artık bu hayatı yaşamak istemiyorum diyor. Ve o kapıyı çarpıp gidiyor. Ailede ne halin varsa gör diyorlar. Kız da kapıyı çocuklarını alıp çarpıp gidiyor. Kendine göre bir hayat kurmaya çalışıyor. Çabalıyor. Ondan sonra efendim tabii ki o taraf durur mu durmaz. Hala kızcağızdan uğraşırlar ederler. Çünkü pusudalar. Onun o yaşantısına hazmedemezler. Çünkü onlar isterler ki sonuna kadar bu bizim emrimizde olsun. Bizim her dediğimizi yapsın. Otur dediğimizi eskisi gibi zannediyorlar. Hani o ilk aldıkları küçücük gelini hep öyle görmek istiyorlar. Ama artık o gelinin canına tak ediyor efendim. Kızcağız diyor ki ablacığım diyor. Ne genç kızlığımı bildim. Ne çocukluğumu bildim. Hep hayal ederdim diyor. Keşke hani genç bir kız olsaydım. Hani arkadaş çevrem olsaydı, okula gitseydim, okul okusaydım. O kadar diyor hep içimde kalmıştır ki diyor. O kadar üzülmüşümdür ki diyor. Hiçbiri olmadı diyor. Hiçbirini yaşayamadım diyor. İnan diyor psikolojik olarak çöktüm diyor. Gerçekten insan hani psikolojik olarak çöküyor. Derdini anlatacak dostun yok, arkadaşın yok, gönül dostları. Gurbet o kadar farklı ki belki size gurbetteki kız kardeşlerim benim ne demek istediğimi çok iyi anlarlar. Gurbet o kadar farklı ki hayatlar, yaşamlar hani burası daha bir değişik ya. Başına bir iş gelse susuyorsun. Çünkü kimin kimsen yok. Kız kardeşim diyor ki keşke şurada bir bacım, bir hani bir kardeşin olsaydı en azından.
hani giderdin, senin arkanda durur, yine seni savunur, ne bileyim bir şey olsa destekçin olurdu diyor. Hiçbiri yoktu abla diyor, hiçbiri diyor. Hep böyle bakıyordum diyor, tek başınasın. Hakarete uğruyorsun, sesin çıkmıyor. Onu yapıyorsun, sesin çıkmıyor. Hep şeyde susmak mecburiyetindesin. Hep susuyorum, ya sabırlar çekiyorsun. İnan diyor, o hayatın diyor, acısı diyor bana o kadar kodu ki diyor, psikolojikmen çöktüm diyor. Yaşam bana o kadar ağır geldi ki diyor, bazen o kadar diyor dolu oluyorum ki diyor, böyle bağırıp çağırıp dünyaya sesimi duyurmak istiyorum. Yaşadıklarımı herkese anlatmak istiyorum. Sanki o zaman rahatlayacak gibi hissediyorum kendimi diyor. Hani o kadar acılar var ki abla diyor. Ben diyor evimi ayırdım, çocuklarımı aldım işte diyor, boşanmamı verdim diyor. Çocuklarla diyor yeni bir hayat kurmaya başladık diyor. Ama diyor ne kadar olsa da diyor bu sefer diyor hani ergen çocuklar hepsi daha peş peşe olmuş, 2 tane 3 tane çocuk. Bu çocuklar şimdi tabii ki öyle bir enkazın altından çıkıp gelip yani yeni bir hayat kurmak, tabii ki o çocuklarda da zorluklar oluyor. Şimdi karşı taraftakiler pusuda bekliyor. Bu kadın bir tökezlese, bir düşse de şuna bir tekme daha vursak diye canavarlar pusuda bekliyor gönül dostları. Senin mutluluğun istemez. Halbuki o annenin başına bir şey gelse o yavruları ortada kalacak. O yavrularını seven insan, değil mi? Ayrıldığı eşi dahi olsa onun kötülüğünü istemez. Ona destek olur. Yok efendim. Hala hanımefendinin pususunda bekleyip onun düşmesini, ezilmesini bekleyenler var. Allah'ım onlara da fırsat vermesin. Gözünü kapattığı zaman hala kabuslar gören, ne kadar bir acılar yaşadıysa kız kardeşimiz, gözümü kapattığım zaman diyor uykularımı uyuyamıyorum ablacığım diyor. Kabuslar görüyorum diyor, öyle acılar görüyorum ki diyor, yalnız başıma dahi yatamıyorum, evlatlarımla yatıyorum biliyor musun diyor. Yani düşünebiliyor musunuz nasıl bir acı yaşatmışlar, nasıl bir üzüntü göstermişler. Gerçekten nasıl bir merhametsiz insanlar. Halbuki efendim sen evine bir gelin aldıysan, hele hele gurbetten kimsesiz birini getirdiysen, ona var ya daha iyi bakman lazım. Hani kimse beni yanlış anlamasın. Hani namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Öyle değil mi? Hepimiz. Sen namazını kılıyorsan sanadır efendim. Namaz bizim boynumuzun borcu. Ben namaz kılıyorsam benim kıldığım namazın sevabı seni ilgilendirmez. Sana bir zarar, yani sana hiçbir şey olmayacak. Yani kıldığın namaz sana, tuttuğun oruç sana. Ama bunların yanında bunları yapılınca tam olmuyorsun. Bir de insanlık, merhamet denen bir şey var. Değil mi? İyilik var, güzellik var. Ama işte bazıları bunu anlamıyor. Bazılarını görseniz, aa elhamdülillah biz Müslümanız işte. Ama öteki öyle değil. Öteki şöyle, öteki böyle. Maalesef maalesef bunları yaşıyoruz efendim, görüyoruz. Yani kız kardeşim gözünü kapattığı zaman doğru dürüst uykularını dahi uyumayan, kabuslarla uyanan, hayatı mahvolmuş ve her uyandığında hep bir stres, hep bir üzüntü ve her gözünü açtığında Allah'ım çoluğumun çocuğuma daha iyi bir gelecek ver. Benim yaşantım gibi yaşantılar olmasın. Çoluğum çocuğumun başına bir şey gelmeden bunları yetiştirip büyüteyim. Bu canavarlara, pusuda bekleyenlere fırsat verme diye her gün gözünü açıp dualarını edip duasını yapan bir genç hanımefendi gurbette tek başına merhametsiz ailenin ona çektirdikleriyle yaşayan ve hala hayat mücadelesi veren bir hanımefendi. O kadar acı ki ve bunun gibi yaşayan o kadar çok gönül dostlarımız var ki değerli dostlar. Yani bunlar bir tane örneği. Herkesin başında var. Yani bir kadının hayatı bu kadar mı ucuz? İşte bazılar için maalesef bu kadar ucuz. Maalesef. Karakteri olmayan insanlar için bir kadının hayatı efendim işte bu kadar ucuz. O yüzden ne diyoruz biliyor musunuz? Allah'ımdan her zaman hayırlısını isteyeceğiz. Ev alırken de, araba alırken de, komşu alırken de, evlat isterken de, iş isterken de Rabbimden her zaman diyeceğiz ki Allah'ım hakkımda hayırlısıysa bana onu nasip et. Şu yemeği yapıyoruz da eğer hakkımızda eğer bu yemek hayırlısıysa Allah bize yemeği nasip etsin efendim. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum değerli gönül dostları. O yüzden Allah hepimizin karşısına hayırlı eşler, hayırlı işler, hayırlı evlatlar nasip etsin.
Ben bu hikayeyi aslında daha uzun bir şekilde sizlere anlatmayı çok isterdim de maalesef biliyorsunuz bizim vloglar dolunca gönül dostlarım yoruluyorlar izlemeye. O yüzden fazla da şey yapmak istemiyorum. Böyle hayatlar var. Sizlere de bunlardan paylaşmak istedim. Umarım beğenerek dinlemişsinizdir gönül dostları. Canlar bakın ben böyle böyle lahanalarımı sardım. Sarıyorum daha doğrusu. Bu şekilde devam edeceğim. Bu şekilde de bitireceğim. Bittin, bitsin. Ocağa koyayım kızlar. Ve kısık ateşte pişene kadar ocakta tutacağım canlar. Ondan sonra da Ercan abiniz gelince afiyetçe yiyeceğiz. Ben böyle yapıyorum kızlar. Umarım siz daha farklı, sizler daha güzel yapıyorsunuzdur. Aslında daha minik minik yapardım da diyorum ya rahatsızım, hastayım. O yüzden bu şekilde artık uzun uzun büyük büyük olsun değerli gönül dostları, değil mi? Ama öyle de boğazımıza, midemize giriyor, öyle de midemize giriyor. Evet canlar, ben vallahi lahanalarımı sardım gönül dostları. Bakın böyle ocağıma koydum. Üzerine su geçecek kadar su koydum. Kapak kapattım. Bir kapak daha üzerine kapattım. Ocağa verdim. Kaynayınca altını kısacağım. Kızlar burada da kapuska yaptım. Şöyle bakın. İçine kalan lahanaları doğradım. Şu harcımdan içine döktüm. Biraz daha salçalı su yaptım. Bunu da böyle bıraktım. Bu da kaynamaya başlayınca altını kısacağım. İkisi de kısık ateşte pişecek. İçimden de bu kadar kaldı gönül dostları. Ay yoruldum. Bunun da ağzını folyalayacağım. Buzdolabına koyacağım. Yarına falan da ya da akşam böyle biraz daha dinlenirsem. Kalan şeyler var dedim ya. Böyle kuru dolmalıklarım var. Onları dolduracağım. İç hazır olunca. Gerisi lahana kapuskamın suyu kaynıyor. Kızlar bu kadar da bulaşık. Gelin beraber bulaşık yıkayalım. Yıkadım kızlar. Vallahi yemeklerimin de altını kıstım. Şimdi pişmelerini bekleyeceğim. Vallahi yoruldum. Çayımı ısıtacağım değerli dostlar. Bir bardak çay alacağım. Biraz kendimi dinlendireceğim dostlar. Ondan sonra ne yapacağım? Salonu halledeceğim. O halıyı falan aklımda daha. Sonra o aldığımız kutuları yıkayacağım. Onları da bir dahakinde yıkarken beraber yıkayalım. Şimdi hiç halim yok. Öyle kızlar hadi yemeklerin son haline bir bakalım. Evet gönül dostlarım, benim akşam yemeklerim, dolmalarım hazır. Gelin bakın. Kızlar, bu lahanamdan vallahi suyu da dibinde kaldı. Tam suyu tam tamına geldi. Bu da kapuskam efendim, bakar mısınız? Vallahi güzel de pişmiş ha. Vallahi biraz yedim kızlar, haberiniz olsun. Pamuk gibi de kapuskalarım pişmiş, görüyorsunuz mu? Hadi buyurun gelin beraber yiyelim gönül dostları. Mis gibi de olmuş kızlar. Şimdi şuradan alalım. Bunu biraz önce söndürdüm. Altını şöyle alayım. Bakar mısınız? Mis mis mis. Hadi gelin.
Yakın olanları bekliyoruz efendim. Yoğurt da falan işte. İstersen yoğurt da koyabilirsin. Tuğçe o sana şeyine damak zevkine kalmış. Vallahi ben bunu kahvaltıda bile oturur yerim. Canlar şöyle yiteyim de. Öyle de zor koyuyorum. Bir öbür elimi de kullanayım. Öyle tek tek çıkarmak da insana gına ha. Beğendiniz mi gönül dostları? Almanya'da gurbetçi ailenin. Aslında ben bunların var ya daha incecik incecik sarardım kızlar da. Böyle daha yandın değil mi? Hemen attın ağzına. Ah Tuğçe ah. İşte normalde hepsi şu boyutta olması lazımdı canlar. Ama gerçekten halim yok. Anca bu kadar geldi bugün. Bu sefer elimden bunlar geldi kızlar. Ne yapayım? Midemize gidince zaten eşit boyutlara girecek. Ama soğuk olunca ne kadar güzel oluyor sabahları. Soğuk güzel oluyor. Ben de bir gün önce bekleyince sarmalar çok güzel. Sarın valla evde varırsa kızlar alın sarın hiç ama enine boyuna bakmayın siz bana bakmayın sarın gitsin pamuk gibi pişmiş canlar pamuk pamuk valla korkuyorum dağıtacağım diye de. Şimdi çocuklar otururlar yerler bakar mısınız ezilecek neredeyse. Şöyle koyayım elimi şöyle bir sileyim. Şuradan da bir tabak alayım. Şöyle biraz da kapuska alayım. Bir de düzgün şöyle becerikli koyabilsem şöyle güzel süslü süslü. Ona beceremiyorum ki. Gel bakalım. İşte gönül dostları. İsteyen buyursun gelsin. Şöyle sizin için de lezzet testi yapayım. Hani yemek kanallarında yapıyorlar ya. Şimdi doku testine bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamile bacılarım varsa hakkınızı helal edin. Kızmayın bana. Sizin niyetinize yemiş olayım. Kızlar vallahi güzel olmuş. Vaktiniz varsa, sağlığınız da yerindeyse kalkın erinmeyin. Benim bu vloglar uzun oluyor biliyorsunuz. Oturun yapın ka. Ne olacak? Ha size akşam yemeği yanına da bir salata bir şey çıkarın. Bir de çorba yapın. Allah'a şükürler olsun. Bugünü de böyle atlatmış oluruz. Rabbimin verdiğine şükür olsun. Benim kızlar da markete gitmişlerdi. Vallahi o videoyu da çekecektim. Dedim ki kızım hiç halim yok. Ondan sonra biraz alışveriş yapmışlar. O şeyleri yediniz mi? O küçük küçük olan neydi? Kuark belçin. Yok içeride. Kendilerine gene kuark belçin falan almışlar. Böyle gene neydi bunlar? Danıtlardan almışlar. Muz almışlar efendim. Abur cubur almışlar. Aha bu kunus prus kelokslar var ya. Sudenaz iş yerine mi götürecek bunu? Evet. 3 tane bundan almış. İş yerinde falan yiyor. Sütüne yiyorlar efendim. Kelogs bunlar. Paket kelogslar. Ondan sonra buraya koymuş. Ben onu anlatacaktım. Dün müydü? Cumartesi günüydü. Biz Ercan'la biraz alışveriş yaptık. Ama ne yalan söyleyeyim o alışverişimi de çekmedim. Canım uzun bir arkadaşım bacım yazmış ki Selma'cığım sıcak sıcak salep yap da salep iç diye. Bizim evde de yoktu salep. Ercan'la gittim. Bu salepten aldım. Tadı nasıl? Vallahi bilmiyorum. Size danışayım diye buraya koymuştum da aklıma şimdi geldi. Sütünen falan ben en son yıllar önce bir Türkiye'de içmiştim. Ondan sonra hiç içmemiştim. Hatta gittim sarı leblebi aldım. Bir de işte bu salebi aldı. Gelcan dedi şu marka güzel oluyor Selma dedi. Bundan al dedi. Yani bundan alalım dedi. Tamam dedim. İçinde şöyle bir tane efendim bakın böyle bir paketi var. Bunu yapacağız. Bakayım tadı neyi nasıl olacak. Bir içeyim bakayım. Olmazsa sizlerle birlikte vlogunu çekerim. Yapılışını da beraber yaparız. Beraber de içeriz. Dün delevesi günde bunu almıştık. İşte kızlar da kendilerine göre abur cubur alışverişi yapmışlar. Onları kaldırmışlar, koyacaklarını buraya koymuşlar. Böyle işte gönül dostları. Benim akşam yemeğim hazır. Bunların da ağzını geri kapatayım. Şimdi kızlar acıkan tabağına koyar. Afiyetçe oturur yer. Ben karnım tok. Ben bu lahanadan koydum yedim. Şimdi Tuğçe yer bunu. Bir güzel oturur hobidi gıtlak diye. Çocuklar biraz önce yemek yedikleri için hani ben ekstra artık bir şey yapmayacağım. Evde bir dünden kalma yemeklerimiz vardı. Onları falan ısıtmıştım. Bunlar geç pişer diye.
Talha, Sude hepsinin karnı tok. O yüzden hani diyorum ya, kimsenin yemek şeyine bakmıyor. Ercan anca gelirse Ercan için bir şeyler hazırlayacağız. Böyleydi değerli gönül dostları. Almanya'da gurbetçi ailenin evinde bugün yalnız kapatıyorum. Ercan Bey maalesef işte biraz önce telefonda konuştuk. Hepinize selamı var. Hatta bana dedi ki Selma gel dedi. Ben otobüste dedim seni gezdiririm. Hem de beni vloğumu çi vloğuna beni al. Yok dedim. Ben şurada dışarıya çıkmam. Daha yeni yeni iyileşiyorum. Tekrar hastalanmak istemiyorum dedim. Okey dedi. Valla kızlar daha ne diyeyim. Başınızı ağrıtmayın. Ben artık burada kapatayım. Ve sizi en güzel Yüce Mevlam'a emanet ediyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin efendim. Allah'ım hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Darda zorda yolda kalana, hele hele şu kış kıyamette evi bark olmayan bütün canlara, sokaktaki hayvanlarımıza Rabbim hepsini korusun kollasın. Değerli dostlar biliyorum zor günler, insanlar hani kendi geçimleri daha zor ama yine de evinizde azıcık da böyle hani artan yemekleriniz falan olursa böyle sokaktaki canlarımızı da unutmayalım. Onlara da birer kap hani nasiplerini verelim. Bunu demek istiyorum. Yanlış da anlaşılmak istemiyorum. Kıymetli gönül dostlarım. İşte böyle kızlar ve abilerim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, sıhhatli, daha güzel günler inşallah kapımızı çalar. Mutluluklar, umutlar evimizden hiç eksik olmasın. Rabbim kötü niyetli, kötü insanlara fırsat vermesin. Her daim, her zaman iyilikler, güzellikler bizi bulsun değerli gönül dostları. Burada ne diyeceğim? Like yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, biliyorsunuz abone olmak ücretsiz. Bana öyle destek olarak yani yanımda olursanız da minnettar oluruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın. Almanya'daki gurbetçi aileyi yalnız bırakmayın. Görüşmek üzere.